Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde Aromizer versiyon 3 var. Versiyon 2'nin yeni versiyonu olaraktan Steam Cree firmasının uzun zamandan beri piyasada olan bir atomizerde versiyon 2. Şöyle söyleyeyim, herhalde bir 3-4 sene olmuştur piyasaya gireli ve Steam Cree bu sene bir atağa kalktı ve bütün atomizerlerin yeni modellerini versiyon 2, versiyon 3 olacak şekilde çıkarmaya başladılar. Bu şekilde de bana şu anda versiyon 3 modelini gönderdiler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, video başlamadan önce şöyle bir bilgi geçmek istiyorum sizler için, benim kendim için, yani sizden bir şey istiyorum. Bu sponsorluklar bu kanalda değil, diğer İngilizce videolar çektiğim kanalım sayesinde sponsorluklar geliyor. Ama İngilizce kanalım izlenmediği zaman veya abone düştüğü sağladığı zaman sponsorlar maalesef vazgeçiyor arkadaşlar. Ki bu işi ben Türkçe yapmak istiyorum ama sponsor olmadan da bu işi yapmanın bir imkanı yok. Bunun için diğer kanalımdaki videoları da izleyip veya beğenebilirseniz sevinirim sizler arkadaşlar. Kimse de buna kadar böyle bir şey istemedim ama sponsorlukların devam etmesini istiyorsak mecburen o kanalda ayakta tutmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden böyle bir isteğim olacak sizlerden. Şuraya bir yere alta linkini paylaşırım eğer ki zahmet olmazsa sizlere. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Aromizer Supreme versiyon 3. Dediğim gibi versiyon 2'yi çoğu kişi biliyor zaten. Şöyle bir kutulama sistemine sahip. Steam Cree'in alışık olduğumuz kutulama sistemi. Şu şekilde içerisinden bir adet kullanıcı kılavuzu geliyor. Single, mesh ve normal deck olaraktan. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu arkadaşlar içerisinde dahil değil. Mesh deck'te skunk pin mevcut. RDA yani ve normal olaraktan skunklarla beraber kullanabilirsiniz isterseniz. Şu şekilde bir adet sticker geliyor. 2 adet pamukla beraber mesh kullanımına uygun. Yani gördüğünüz gibi 6 mm'lik bir diametre sahip. Yani genişliğe sahip. Şöyle dediğim gibi Adventure Kit arkadaşlar bendeki, yani all in one dedikleri, hepsi bir arada olacak şekilde mesh'teki single'ı hepsi full kutu olarak geldi arkadaşlar. Şu şekilde versiyon 3 mesh deck olarak Aromizer Plus'taki mesh deck'le beraber hemen hemen aynı, yani aynı diyebilirim sizlere, boyut olarak farkları vardır. Şöyle gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok. Aromizer Plus ve Ragnar'dan hatırladığımız üzere. Şu şekilde bir adet yedek cam geliyor arkadaşlar. 7 ml'lik bir likit kapasitesi var. Düz haliyle 6 ml'lik ve neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. 6 ve 7 ml'lik pek bir fark yok. Şöyle bir adet 510 konnektör var arkadaşlar. 510 drip tiplerinizi kullanabilmeniz için bunda. Anlamadım nedendir. YouTube'da baktığıma göre videolarda MKL için kullanan var arkadaş bunu. Nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Şu şekilde bubble cam kullanmanız için parça. Şöyle normalde dualdeki üzerinde takılı geliyor. Ben single takılı üzerinde şu anda. Onun için dualı burada. Hazır sarılmış şekilde. Bunu zaten herkes biliyor. Bunu göstermeye gerek yok. Şuna geleceğim. Şöyle bolca O-ring ve vida yedek. Steam Cree'den alışık olduğum üzere. Mesh deck için de aynı şekilde. Böyle vidaları, skunk pinimiz hepsi beraber orada duruyor. Ve şöyle de atomizerin kendisi. Ondan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sonunda bir arkadaş ve bir firma bunu düşünebildi. Şöyle hepsi bir arada, yani yıldızı, düzü ve alyan anahtarı bir arada bir, yani şöyle bir parça yapmaları gerçekten çok güzel oldu diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Veya varsa da ben daha önce denk gelmediğim için benim ilk oldu. Şöyle de atomizerin kendisi arkadaşlar, Aromizer Plus ile beraber hemen aynı, sadece boyutlar olarak farklılık var. Ragnar ile beraber de alt taraftaki Ragnar'da şöyle bir yuvarlak şekilde bir hava kanalı girişimiz vardı ama bunda yok maalesef ve Plus ile beraber aynı diyebilirim Plus versiyon 2 ile. Şu şekilde 810 drip tip kullanıyor arkadaşlar. Drip tip bu şekilde geldi, yani değişiklikler de gelebilir sizlere. Şöyle bir hava kanalı deck bölümünü açmamız için şöyle bir tırtıklı parça var burada. Likit ayar yüzüğü şu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi her şey aynı. Değişen bir şey yok Aromizer Plus'la veya Ragnar'la. Yani sistem aynı. Aromizer'daki sistem aynı ve sistemden herhangi bir ödün vermeden devam ediyorlar. Deck değiştirerekten, deck yeni deck ekleyerekten, hava kanalını değiştirerekten aynı şekilde devam ediyorlar. Şu şekilde single deck
Şöyle gördüğünüz gibi L şeklinde bir sistem yapmışlar arkadaşlar. Şu arka tarafından da delikler mevcut, hava kanalı girişi. Gördüğünüz gibi alyan anahtar üst taraftan, gerçekten çok kolay bir sarım ve pamuklama mevcut. Pamuk yerleri yanlarda. Yani Aromizer Plus'ı, Blender, Supreme versiyon 2, Blender, yani hepsinin sistem aynı, mantık aynı. Değişen hiçbir şey yok. Sadece deck ve hava kanallarını, hava girişlerinin yerlerini değiştirerekten aynı şekilde piyasaya sürüyorlar. Gayet de kolay bir iş yani. Ya kolay bir iş demeyeyim de aynı atomizeri değiştirerekten sunuyorlar arkadaşlar. Yani diyecek bir şey yok. İsterseniz bir sarım videosuna geçelim. Tekrardan görüşmek üzere. Versiyon 3, Supreme versiyon 3 şu şekilde arkadaşlar. Odin DNA 250C üzerinde kullanıyorum. Biraz uzun bir atomizer olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani versiyon 2'den alışık olduğumuz üzere. Şöyle hava kanalları iki çizgi olanı veya üç çizgiye getireyim şu şekilde. Öncelikle sizin önünüze denemek amacıyla. Üç çizgiye getireyim. 50 watt da içiyorum arkadaşlar. 0,29'u alıyorum. Dediğim gibi single bir sarım var üzerinde. Biraz bir havadarlık var. Şöyle ben çift çizgiye getireceğim. Çok daha iyi oldu bu şekilde çift çizgi halinde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani anlamadım. Videoda video izledim bunun hakkında. Çünkü aklımda birkaç tane soru vardı. Bununla ilgili videolar izledim ve adam MTL için kullandı arkadaşlar bu atomizeri ve nasıl bir MTL hissiyatı var bilmiyorum. Yani MTL için kullanabileceğini hiç sanmıyorum ama nedense adamlar kullanıyor MTL olaraktan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, versiyon 2'ye göre çok daha iyi. Versiyon 2'ye göre çok çok daha iyi. Ama hala daha benim o istediğim aroma performansını alıyorum ama yani havadarlık hala daha devam ediyor. Yani single coin'i yeni çıkardıkları için single ile beraber denemek istedim video içerisinde. Aynı şekilde dual coin ile beraber denedim. O havadarlık yine de yani o Aromizer Plus'taki o anlatılamaz yaşanır denilen havadarlık hala daha devam ediyor. Ama versiyon 2'ye göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani Plus mı bu mu derseniz ben Plus'ı Plus versiyon 2 veya Ragnar'ı bundan daha önce tutarım arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ha, bunun tek artı yanı şudur. 25 mm single coil sarım yapabilirsiniz. Bu şekilde artıları illaki var ama ben içim hissiyatı olarak veya büyük atomizer büyüklüğü veya küçüklüğü olarak kesinlikle bakmam hiçbir zaman. Yani bana içim hissiyatı güzel olacak o şekilde bakarım. Onun yüzünde ben bunun yerine Plus versiyon 2 veya Ragnar'ı tavsiye ederim sizlere kullanmanızı kendim için de. Ya illaki Plus kullanmayıp da bunu sevenler olacaktır ama bu benim kişisel tercihim. Dediğim gibi öyle ağam şağam yani versiyon 3 çıkmış. Bunu kesin almalıyım. Yani şu anda 2020'nin atom üzeri bu olmuş diyemem sizlere arkadaşlar. Ama alınırsa da
Yani aroma olarak sizi tatmin edebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Yani kötü bir atomizer değil. Ama dediğim gibi aromatizer severler için yeterli seviyede aroması var. Versiyon 2'yi kullananlar için ve sevenler için versiyon 3 gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hepinize şiddetle tavsiye ederim bu konuda. Ben 2 delikli olmasını daha çok seviyorum arkadaşlar. 3 delikli biraz havadar geliyor. Tek delik biraz sıkı geliyor. Şöyle 50 wattta çift delikte bir daha kullanalım isterseniz. Gördüğünüz arkadaşlar bor performansı gerçekten çok iyi. Yani aroma performansı dediğim gibi aynı şekilde. Yani herhangi bir eksi yanı şöyle söyleyeyim. Bubble Jam'la beraber kullanırsa benim devam tabirim video içinde söyledim biliyorum. Leblebi yük bu solucan gibi. Yani şunun şurada şu şekilde gitmesi hiç hoşuma gitmiyor benim. Ve bu şekilde de 6 ml'lik bir likit haznesi var. Bubble Jam'la beraber 7 ml'lik pek fazla bir fark yok arada. Yani onun için düz camla kullanmak benim için daha mantıklı geliyor. Drip biraz kısa gelmiş gibi ama kendiniz istediğiniz gibi bu kişisel tercihler olduğunu söyleyebilirim. Ve bu kadar arkadaşlar. Pek fazla söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.